Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birinci mektubun ikinci sualinden okuyacağız. Bütün insanların en büyük meselesi, en büyük derdi olan ölüm hakkında inşallah okuyacağız. Herkesin son zannettiği, halbuki arkasında daha çok durakların olduğu ve hayatın ölmediği, devam ettiği bir alemin kapısını açan adeta ölüm bir pencere, bir kapı, ecel de ne yapıyor? Bize hizmetkar bir at gibi, üstadımızın tabiriyle musakkar bir at gibi bizi saadet-i ebediyeye götüren bir vasıta oluyor. Onun için ölümün mahiyeti o kadar güzel, o kadar tatlı ki bu mahiyeti görenler ölmek istemişler yani. Bakalım biz de okuyalım, hakikaten öyle bir şey hissedeceğiz mi? İkinci sual. Furkan-ı Hakim'de ellevi halakal mevte vel hayate liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Öyle ders veriliyor, öyle anlamamız isteniyor. Halbuki zahiren mevt, ölüm, inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadim-i lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Yani hepimizin tebareke diyebildiği Mülk suresinin hemen ikinci ayetinde Cenab-ı Hak hanginizin daha iyi, daha güzel ameller, işler işleyeceğini imtihan etmek için, denemek için hayatı da ölümü de yaratan o Allah'tır diye ifade edilmiş, bize ders verilmiş. Burada bizim için birinci noktada dikkat çeken şey, ölümün de hayat gibi mahluk olduğunun ifade edilmesidir. Demek ölüm de bir mahluk, ölüm de bir yaratık. Yani Allah'ın emrinde, Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle olan bir iş, yani yokluk değil. Mahluk olması onu ifade ediyor. Bir daha okuyalım o suali. Bu ayet gibi birçok ayetlerde de mevt dahi, ölüm dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki bize göre zahiren biz ne görüyoruz? Bizim gördüğümüze göre mevt, ölüm inhilaldir, dağılmaktır, ademdir, yokluktur. Hani diyor, kaybettik diyor. Filan zat vefat, kaybettik diyor. Hayatını kaybetti diyor, değil mi? Yok oldu diyor. Kayboldu diyor, değil mi? Hayatını kaybetti. Gaib oldu, değil mi? Ademdir bize göre. Zahiren böyle gözüküyor. Tefessühtür, çürümektir, dağılmaktır. Hayatın sönmesidir. Hedim-i lezzattır. Lezzetleri tahrip edip acılaştırandır ölüm. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Cevap. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi üstte beş çeşit hayat tabakasından bahsedildi. En sonunda da kabir ehlinin, ölüm ehlinin beşinci sınıf tabakadan bahsedilmişti. Ona işaret ediyor. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt, ölüm, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekandır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebde'dir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Şimdi tek tek sayalım. Yani her birisi aslında biz bu hayatta yaşadığımız şeyler aslında. Hep gördüğümüz şeyler ama onun ölümle bağlantısını kuramadığımız için
sadece kendimize bakan tarafıyla baktığımız için çok hakikati anlayamıyoruz. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bütün iman şartlarının her birinin örnek ve numunelerini de dünyada göstermiş Cenab-ı Hak. Biz de kendi kendimize de o kaide ve kuralları da koyuyoruz. Mesela okuyalım. Dedi ki mevt vazife-i hayattan bir terhistir. Yani bunu en iyi askerlik yapanlar bilir. Askerlik yapanın bütün planı, programı, bütün hedefi, gayesi nedir? Tezkere almaktır. Terhis olmaktır. Çünkü bütün sevdiklerine, dostlarına kavuşmanın, askerinin derdinden, sıkıntısından, zahmetinden, meşakkatinden, ayrılığından, firakından kurtulmanın yolu ne? Tezkere almak. Yani terhis olmak yani. Şimdi ben bazen burayı okudum da hep aynı misali anlatıyorum. İlk defa teslim olduk, askere gidiyoruz. Nizamiye'den girdik, aldılar bizi, götürdüler. İşte elbise falan verecekler. Neyse aldık elbiselerimizi, giyindik. Bir arkadaş bağırdı. O zaman biz 18 ay yapmıştık. Bağırıyor böyle, gel 549 gün gel diye böyle bağırdı. Allah, ben de bilmiyorum ki nedir bu. Dedim ya, ne o 549? Şöyle bir ters ters baktı bana. Sonra dedi ki, o gün şafak bizim için doğacak dedi. Allah Allah. Adam çok gizemli konuşuyor. Dedim şafak ne? Bana döndü. Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun be dedi. Cik cik dedi bana. Subhanallah. Dedi ki oğlum dedi, oğlum. O dedi tezkere alacağımız gün şafak o işte dedi yani. 549 günümüz kaldı. Meğerse 18 ay 550 gün yapıyormuş. Birinci gündeyiz ya, bir bitti. Geriye kaldı 549, adam daha birinci günden 549 gün sonraya diyor, gel 549 gün gel. Neyi özlüyor? Neyi özlemle, hasretle bekliyor? Terhisi bekliyor. Yani peki soralım. Şimdi o asker veya ben de askerlik yaptım. Sizlerden de askerlik yapanlar var. Yakınları askerlik yapanlar var. Şimdi onlar da bir müddet askeriye de kışla da kaldılar, vazifelerini bitirdiler. Terhis oldukları zaman yok oldular mı? Ama ince bir şey var. O kışla da yok oldu hakikaten. Şimdi gitseniz beni Aydın'da, en son Aydın'da askerdim. Aydın'a gitseniz benim kışlama, benim adımı soyadımı verseniz, askerlik yaptığım yılları verseniz, onlara bakacaklar bilgisayardan, diyecekler ki evet, burada askerlik yapmış, filan tarihler arasında burada kalmış, filan bölükte şöyle şöyle vazifeler yapmış, filan tarihte de terhis olmuş. Ben onu görmek istiyorum. Kusura bakma, terhis olmuş. Burada bulamazsın onu. Nerede? Asıl vatanına gitti. Şimdi aynı dünyada da biz neredeyiz? Allah'ın kışlasındayız ya. Dünya kışlasındayız. Peki bir gün gelecek, buradaki vazifemiz dolacak. Vazifeyi hayattan terhis dedi ya. Dünyadaki hayat vazifemiz bitecek, Azrail Aleyhisselam gelecek, elimize verecek tezkereyi, tamam diyecek, senin burada işin bitti, sen şimdi asıl vatanına doğru başka bir aleme yolculuğa çıkacaksın. Subhanallah. Yani şunu anlıyoruz, terhis bize ders veriyor ki, terhis son değildir. Bilakis terhis yeni bir hayatın, daha güzel bir hayatın başlangıcıdır. Allah Allah. Evet. Vazife-i hayattan bir terhistir. Bir. Bunu askerler anlar dedik. Bir paydostur. Bunu da en güzel işçiler anlar. Bütün işçinin en saadetli, hasretle beklediği saat paydos saatidir. Hatta böyle biz de çalıştık böyle. Ne olsa 5'te paydos varsa 4.30'dan her şey hazırlanır. Bekleriz artık 4.30'dan sonra bütün kulak o paydos zilindedir yani. Bir çaldı mı oh yani, ondan daha güzeli yok. Peki paydos son mudur? Evet, bak görünüşte o iş saatimizin, o günlük iş saatimizin sonudur. Fabrikadan da çıkış yaparız, bizi fabrikada da arasalar bulamazlar mesai yoksa. Ama biz o fabrikadan çıkarız. Ama yeni bir hayat yine bize başlıyor yani. Hatta o fabrikanın zahmeti, derdi, tasası, endişeleri, yorgunlukları onlardan uzak.
böyle sevdiklerimize kavuşma, değil mi? Rahat rahat hareket edebilme mekanına doğru gidiyoruz. Onun için paydos bir son değildir. Paydos terhis, yokluk, hiçlik değildir. Başka bir alemin, daha güzel bir alemin başlangıcıdır. Sonu değil, başlangıcıdır. Evet. Terhistir, bir paydostur. Bir tebdili mekandır. Mekan değiştirmek. Yani kışladan asıl vatanına doğru yola çıkmışsın. Otobüse binmişsin. Yani o kışların içinde değilsin. Orada bulamazlar seni. Fabrikanın içinde değilsin. Servise bindin. Gidiyorsun yani. Ne oldu? Bak, mekan değiştirdin. Tebdili mekan. Orada değilsin. Evet, o mekanda değilsin ama başka bir mekanda varsın. Hayatına devam ediyorsun. Evet. Bir tebdili mekandır. Bir tahvili vücuttur. Vücut değiştirme. Biz ruhlar aleminden anne karnına geldiğimizde vücut giydirdi Cenab-ı Hak bize. Etten, kemikten ibaret bir vücut giydirdi ve anne karnında o 9 ay içerisinde de biz kaç çeşit şekillere girdik yani. Sonra dünyaya çıktık bebek olarak, fakat bir sene sonra yine elbisemiz, vücudumuz yine değişti. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında. Bak, dikkat edin. İlk doğduğunuz andan itibaren fotoğrafın çekildi. Diyelim ki ilk doğdun. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında. Şimdi geldik 50 yaşına. Bütün o yani böyle fotoğrafları yan yana diz. Ne kadar değişmişiz. Neden? Devamlı vücut değiştiriyoruz. Ama ruh baki olduğu için, hafızalar, hissiyatlar, duygular baki olduğu için sen o 5 yaşını, 10 yaşını, 15 yaşını, 20 yaşını, 30 yaşını onda geçirdiğin hasi biliyorsun. Ama bak, elbiseler değişiyor. Elbiselerin değişmesi seni değiştirmiyor. Bir gün gelecek. Artık dünyada vazifen bitecek. Başka bir aleme gideceksin. O başka aleme bu elbiseyle gidilmez. Ne olacak? Komple bir soyacaklar yani. Azrail aleyhisselam gelirken yanında elbiseyle geliyor. Oraya layık, yani ruhumuza bir gılaf-ı latifle geliyor yani. Berzah alemine layık elbiseyi bize geçiriyor. Buraya ait elbise burada kalıyor. O çürüyecek, o topraktan geldi, toprağa gidecek yani. Ama sen, daha yolun var. Sana ayrı bir vücut. Berzahta ayrı bir vücut. Haşir meydanında ayrı bir vücut. Ta cennet ve cehennemin kapılarında tekrar bir vücut verilecek. Cennete layık bir elbise, cehenneme muafık bir elbise verilecek yani. O zamana kadar biz ne yapacağız? Elbise değişti, yani vücut değiştire, beden değiştire değiştire devam edeceğiz. Yani şundan anlıyoruz ki elbise değiştirmek yokluk değildir. Vücut değiştirmek, beden değiştirmek yokluk değildir. Yeni bir hayatın, taze bir hayatın başlangıcıdır. Hatta bazı hayvanlar var, değil mi? Kabuk değiştiriyorlar. Yılanlar var, komple derisini bırakıyor gidiyor. Yani öyle hayvanlar var, yengeç çeşitli böyle türlerden, çeşitli örümcek türlerinden. Belli bir zaman sonra o elbisesinin içinden çıkıyor yeni bir elbiseyle. O öyle kalıyor. Yani o bakıyorsun orada kocaman bir tane örümcek, kocaman bir yenge. Diyorlar ki o cesedi cesedi. Bak, yenisi filan yerde, akvaryumda. Ne oldu, yok olmadı mı? Yok canım, vücut değiştirdi. Bak işte vücut, eski vücudu burada, yenisi burada. Bir sene sonra bunu da değiştirecek, yeni vücuda geçecek. Peki o eski vücudu çıkarınca o hayvan yok oldu mu? Hayır. İşte biz de aynen Allah numunelerini göstermiş, bak. Subhanallah. Bir daha okuyalım. Yani şey, hatırımızdan gitmesin. Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir dedi. Bir, paydostur, tebdili mekandır, tahvili vücuttur. Geldi. Hayatı bakiyeye bir davettir. Allah-u Ekber. Ölüm nedir ölüm? Baki bir aleme davet geliyor.
Yani diyelim ki böyle dünya çapında dünyanın en meşhur kişisi, dünyanın en zengin kişisi, en yüksek makamındaki, mevkisindeki kişisi, sen de onu çok seviyorsun. Sana bir gün bir baktım bir davetiye geldi. Seni huzuruna hususi, özel seni davet ediyor. Versene Allah, sevincinden uçarsın değil mi? Subhanallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan sana hususi davet geliyor. Nereye? Ebed memleketine, Cenab-ı Hakk'ın payı tahtına, Allah Allah, baş şehir cennete davet geliyor. Yani bu üzülecek bir şey olur mu yani? Bilakis insanı böyle sonsuz sürura sevk eden çok hoş bir davet. Allah Allah. Ne dedi? Hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebde. Yani hayat-ı bakiyenin başlangıcı ölüm. Üstadımız diyor ki helalin, hani helalin başlangıcı helal, haramın başlangıcı haram. Aynı onun gibi her nimetin başlangıcında da, mesela baklava yiyeceksin, ilk ısırığı aldın, tepsiyle onun tadı arasında fark var mı? Yok. Şimdi tabir zata olmasın, ölüm ebedi bir hayatın başlangıcı olduğu için inşallah Cenab-ı Hak bizleri ehli iman olarak, ehli İslam olarak, Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olmuş olarak canımızı verirsek, o ölümle karşılaşırsak, işte o ölüm de cennetin tadı olacak. Onun için bakın ayet-i kerimelerde küllü nefsin zaikatül mevt diyor değil mi? Ölümü tadacaklar, tat tat. Allah, ölümün de tadı varmış yahu. Subhanallah. Ama tat helalse helal, yani haramsa haram yani. Güzel bir nimetse o da güzel, zehirli bir şeyse o da zehirli yani. Tadacağız. Yani o tattığımızda makamımızın tadını Cenab-ı Hak ölümle bize tattıracak. Onun için eğer ehli iman olarak, ehli İslam olarak, Allah'ın rızasına mazhar olarak ölürsek var ya, yahu ondan daha büyük lezzet olur mu? Tadı alacaksın. Oh, gidiyorum yani. Aman ya Rabbi. Subhanallah. Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah. Cehennemliklerden etmesin Rabbimiz. Cehennemin tadını bize tattırmasın. Kokusunu hissettirmesin Cenab-ı Hak bize. Amin. Allah Allah. Ne dedi? Bir mebdedir. Bak ölüm ne? Başlangıç. Neyin başlangıcı? Ebedi bir saadetin, cennetin başlangıcı. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Baki bir hayatın başlangıcıdır yani. O kapıdan içeri ne yapıyorsun? Giriyorsun yani. Yani biraz sıkıntı ve zahmetleri olsa da başlangıçta, ama arkası Allah'ın izniyle çok güzel. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk yaratma ve takdir iledir. Her şeyi planlı, projeli, ölçülü, tartılı, nizamlı, intizamlı, sistemli, her şeyi ahenkli, uyumlu, her şeyi sanatlı. Takdir dedi ya. Bir halk ve takdir iledir hayatın dünyaya gelmesi, bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile. Yani ölüm tesadüf değil, ölüm rastgele değil, ölüm serseri değil yani. Ne o? O da takdirli, o da tayinli, zamanı önceden belirlenmiş. Yani herkes eceline doğru gidiyor. Böyle anlatırlar. Duymuşsunuz böyle camilerde cuma vaazlarında, hutbelerinde bazen hocalarımız, Allah onlardan razı olsun, anlatırlardı. Mesela Süleyman Aleyhisselam veziriyle oturmuşlar muhabbet ederlerken birden Azrail Aleyhisselam vezirine görünmüş. Ama öyle bir bakmış ki vezir korkmuş. Demiş ki ya Süleyman, demiş Azrail, demiş az önce buradaydı, bana öyle ters baktı ki ben, demiş, korktum. Ne olur, demiş, rüzgarı, Allah'ın senin emrine verdiği rüzgarı bana hizmetkar et de bana ver de beni, demiş, Afrika'ya götürsün. Tamam, vermiş. Neyse, gitmiş Afrika'ya. Bir müddet sonra Azrail Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'a görünmüş. Demiş ya bizim vezire niye öyle ters baktın, adam korktu, demiş.
Afrika'ya gitti. Ya demiş, bana verilen listede onun canını Afrika'da alacağım yazıyor. Baktım senin yanında, Allah Allah yani. O da demiş korktu, rüzgara bindi, tam vaktinde Afrika'daydı. Şimdi aldım onu götürüyorum demiş. Hani güya kaçacak yani. Evet. Yani hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir ile olduğu gibi bu dünyadan gitmesi de bir halk yaratma ve takdir ile, bir hikmet ve bir tedbir ile, idare iledir. Yani hepsi ölçülü tartılı. Çünkü şimdi bize misal verecek, yani şimdi bunlar biraz gaybi gibi geliyor bize. Aslında biz bunları gözümüzle görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İyi ki bu misalleri veriyor yani. Çünkü en basit tabakayı hayat olan, hayat tabakaları içinde en aşağıda en basiti olan hayatı nebatiyenin, bitkilerin, bitki hayatının mevti, ölümü hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Yani bitkilerin ölümü, Allah Allah, bak antika bir şey değil mi? Hayatından daha külli bir manaya terakki. Yani o tohumların, çekirdeklerin, bitkilerin ölümü arkalarından daha büyük gayeleri, meyveleri netice veriyor. Bir de okuyalım, ne kadar tatlı. En basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti hayattan, yani kendi o basit hayat tabakasından daha muntazam bir eseri sanat, sanat eseri olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların ölümü mevti bize nasıl görünüyor? Az önceki sorudaki gibi tefessüh ile, kokuşmak ile, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde biz bak öyle görüyoruz. Ölümü de öyle görüyorduk ya. Çekirdekler, meyveler, tohumların ölümünü nasıl görüyoruz? Tefessüh ile, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde. Halbuki gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, dikkat, sümbülün mebde-i hayatıdır. Subhanallah. Çekirdeğin, tohumun ölümü sümbülün hayatının başlangıcıdır. Ve o çekirdekten daha mükemmel bir hayat tabakasına, o tohumdan, o meyveden daha mükemmel bir hayat tabakasına bir geçiş var, bir intikal var. Yeni bir vücuda, yeni bir hayata, yeni bir mekana çıkış var. Tohumluk vazifesinden terhis, çekirdeklik vazifesinden paydos. Ama ne var? Yeni bir alemde başka bir vücutla daha kamil bir hayata intikal etti. Subhanallah. Bir de okuyalım. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebde-i hayatıdır. Çekirdeğin ölümü sümbülün hayatının başlangıcıdır. Belki aynı hayatı, çok mühim, çekirdeğin aslında asıl hayatı sümbül hayatı, ta ağacı, dalları, yaprakları, meyveleri, binler meyveleri netice verecek. Onun için asıl olan çekirdek değil, asıl çekirdeğin çürümesi, çatlaması, patlaması, kırılması, dökülmesi, dağılması lazım ki aslında onun içerisindeki hayat ne yapsın? İnkişaf etsin, açılsın, gelişsin, büyüsün. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebde-i hayatıdır. Belki aynı hayatı, hayatının ta kendisi hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Evet, gözümüzde gördük değil mi? Çekirdeğin ölümü, çürümesi, dağılması, yok olmak demek olmadığını anladık. Ne oldu? O çekirdek çürüdü, çatladı. İçindeki özden bir sümbül, oradan bir filiz, oradan bir fide, oradan bir ağaç,
Oradan böyle dağ gibi büyüdü. Hadsiz dallar, yapraklar, çiçekler, meyveler verdi. Yani bir çiftçinin çekirdekler, tohumlar toprağa serpiyor yani. Onlar toprakta çürüyor diye üzülür mü, sevinir mi? Allah Allah, niye üzülsün ki? Sevinir. Neden? Mahsul alacak ya. Subhanallah. Onun için çürümesini ister ki asıl şeyler çıksın ortaya. Subhanallah. Aynı hayat dedi ya. Ne kadar tatlı değil mi? O zaman buradan anlıyoruz. Bak, bütün nefsi emmaremiz bile diyor ki evet, ölüm son değil. Başka bir hayatın başlangıcıdır yani. Allah Allah. Ne? Hayat-ı bakiyenin mebdeidir, mukaddemesidir. Dünya vazifesinden terhis, paydos, dünyanın bütün elbiselerinden, vücutlarından, bedenlerinden sıyrılıp ebedi bir aleme doğru Cenab-ı Hakk'ın bizim için tayin ettiği haşir, ondan sonra mizan, sırat yoluyla ya ebedi cennet, inşallah Cenab-ı Hak bizi onlardan etsin, veya ebedi cehennem, Allah korusun. Allahümme ecirna minennar, inşallah. Evet, hem bir misal daha, çok tatlı misaller, hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, yani bunu hep yaşıyoruz aslında değil mi? Mesela hani yediğimiz ekmek, ne o toprakta büyüdü, buğdaylar, başaklar böyle samanların üzerinde, şeylerin üzerinde büyüdü, olgunlaştı, tevazuyla kafalarında eğdiler. Ne yapıyorlar? Artık oldu ya, kesiyorlar yani. Ne oldu? O toprakla, o sapla bağlantısı koptu. Ne oldu? Buğdaylar öldü. Yeter mi bu kadar ölüm? Yetmez. Biz bunları bir daha ayırdık tek tek buğdaylara. O buğdayları değirmene gönderdik. Değirmende iyice böyle ununu çıkardılar yani. Bir daha öldürdüler. İyice öldürdüler. Yeter mi? Yetmez. Fırınlara gitti. Suların içinde kocaman böyle kazanların içinde döndürüldü, çevrildi böyle. Hamurlar yapıldı. Ondan sonra fırına sokuldu. Ateşin içerisine. Bir daha öldürelim. Neyse, ateşte bir daha pişirildi. Bir daha öldü. Yeter mi? Yetmez. Aldık ekmekleri. Kesiyoruz. Kesiyoruz bak bıçakla. Bir daha öldürüyoruz. Yeter mi? Yetmez. Parmaklarımız, ellerimizle bir daha, yetmez. Ağzımıza attık, dişlerimizle ısır 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 çiğne ağzı dişleriyle, yeter mi? Yetmez. İndi mideye asitlerle bir daha böyle kaç kere öldü. Sonra kan vasıtasıyla vücudumuzda nereye ihtiyaç varsa o ölü hücreler, o kaç sefer ölmüş olan hücreler vücudumuzda bir hücrenin içine gidip birden dirildiler, hayatlandılar. Subhanallah. Yani bir buğdayı bu kadar öldürüp 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 yani. Sonra dirilten Allah, kainatın en kıymetli varlığı olan insanı bir kere öldürüp ikinciye niye diriltemesin ki yani? Aslında ne kadar kolay değil mi? Buna vücudumuz şahit. Buna yediklerimiz şahit yani. Ne yapıyor? O ölü olan hücreler vücudumuzda, hem insanların hem hayvanların vücutlarında tekrar hayatlanıyorlar, canlanıyorlar. Demek ölümden hayatı çıkaran bir Allah var. Geceden gündüzü çıkardığı gibi ölüden de hayatı çıkarır yani. O kadar kolay ona. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, o mevt, o ölüm onların hayatından daha muntazam ve mahluktur denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti. Allah Allah. Böyle mahluk. Şimdi böyle hayvanlardan da böyle hatırıma bir şey geldi. Çok tatlı bir misal aslında değil mi? Mesela tırtıllar var değil mi? İşi gücü yemek ya. Ye, ye, ye. O incir yapraklarına dadanmışlar böyle. Yiyor, 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 yiyor. Sonra vakti gelince ayaklarından başlıyor, alttan başlıyor. Ta kafasının üzerine kadar ne yapıyor? Kefenini dikiyor. Bembeyaz o kozasında kefenini dikti, kapattı. Öldü. Sallıyorum böyle.
Ses seda yok. Koyuyorsun orada, kıpırdanma yok. Diyorsun ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Öldü yani, zavallı yani. Ahirete gitti yani. Fakat belli bir zaman diliminden sonra bir bakıyorsun bir kıpırdanmalar başlıyor kozalarda. Allah Allah, ne oluyor? Herhalde tırtıl geri çıkacak. Bakıyorsun böyle, bekle be, kırt 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 açılıyor böyle kapaklar. Bekliyorsun ki tırtıl çıkacak. Ve subhanallah, kelebek çıkarıyor Allah yahu. Subhanallah. Bir çıkıyor, uçuyor gidiyor. Subhanallah. Şimdi bizler de kefenin içerisine tırtıl gibi gireceğiz inşallah. Fakat berzah alemine inşallah kanatlarla devam edeceğiz. Bak, tırtılın ölümü kelebeğin hayatının başlangıcı oldu. Ve kelebeğin hayatı tırtıldan çok daha üstün, çok daha kaliteli, çok daha muntazam, çok daha harika yani, değil mi? Allah Allah. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk ve hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat tabakaların içinde en yücesi, en yükseği, en alası olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, ölüm, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin, tabire dikkat, yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde, toprağın üstünde yani, hava aleminde bir ağaç olması gibi. Bak, toprak, çekirdek, tohum toprağın altında ölü ama çatlıyor, toprağın üzerinde yeni bir hayat. Bak, başka bir alem. Toprak altından toprak üstüne. Şimdi toprağın altında arasan bulamazsın. Ağaç toprağın üzerinde. Hani demek insan da aynı böyle. Elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta, kabir aleminde, berzah aleminde elbette bir hayatı bakiye sümbülünü verecektir. Bunun bir misalinde 23. sözün ikinci mepasında üstadımız ikinci nüktede insanı bir çekirdeğe benzetiyor. Aynı buna benzer misaller verdikten sonra diyor ki o insan berzah aleminde dal ve budak verecek. Alemi ahiret ve cennette ise çiçekler ve meyveler verecek. Demek asıl inkişafat cennette olacak ama berzah aleminde de bu dünyadakine nispeten bir terakki var. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, kabir yani berzah alemi ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurundan bir çukur diye ona ifade ediyor. Yani bir dal ve budaklarını berzah aleminde, yani ufak neticelerini berzah aleminde, inşallah asıl meyveler, asıl neticelerde cennette, ahirette tezahür edecek. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi Allahümme edhilnel cennete maal ebrar sırrına mazhar eylesin inşallah. Evet, buradan bir kısa ifade geçelim. Şu alarda üstadımız çok tatlı elhamdülillah bahsini anlatırken felsefe gözlüğüyle, iman gözlüğüyle hadisata bakışı anlatırken insanın altı cihetinden bahsediyor. Tabii insanın bir önü var, arkası var, değil mi? Altı var, üstü var, sağı var, solu var, altı ciheti var. Bu altı cihete bir felsefe gözlüğüyle baktırıyor, bir iman gözlüğüyle baktırıyor. Arada dağlar kadar fark var. Felsefe gözlüğü her şeyi çirkin, karanlık, korkunç gösteriyor. Halbuki iman gözlüğü her şeyi güzel, şeffaf, nurani gösteriyor. Burada da hepsini okumayacağız, uzun bir bahis. Ön ciheti üstadımız nazara vermiş. Önce felsefeci nazarıyla, felsefeci bir adam, yani felsefeden kasıt Kur'an'la, İslamiyet'le, Peygamberimiz'le, vahiyle hadisata bakmayan, sadece kendi aklını, laboratuvarlarını yani esas kabul eden, sadece bilim, ölçü, tartı, görünen alemi esas alan, felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat
insan olsun, hayvan olsun, kafile be kafile büyük bir süratle o cihete gidip kayboluyorlar. Önciyet ya, oraya gidip kayboluyorlar. Yani Adem'e gider, ona göre yok olurlar. Kendisinin de o yolun, yani o yok olacaklar, kaybolacaklar yolcusu olduğunu bildiğinden teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Eğer bu mana çok inkişaf etse bekleyemiyor, intihar ediyor, öldürüyor kendini. Veya bunları düşünmemek için kendini içkiye, esrara, eroine, bilmem neye, bilmem neye veriyor ki ta ki bu ince meseleleri düşünmesin yani. Fakat iman nazarıyla bakan bir mümin, insanların o cihete, o ön cihete gidişleri, seyahatleri Adem alemine değil, yokluk alemine değil, tabire bakın, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Subhanallah. Ve fani menzilden baki menzile. Allah Allah. Bu dünya fani menzil ama ahiret baki menzil. Yani bir insan fani menzilden baki menzile gidince yok olur mu? Yoksa aslında hakiki var olur mu? Fani menzilden baki menzile, ne tatlı bir ifade. Hizmet çiftliğinden ücret dairesine. Allah Allah. Yani bir insanın en çok sevindiği zaman ücret alma zamanıdır yani. Hizmet çiftliğinden ücret dairesine. Ücret almaya giden üzülür mü? Pişman olur mu? Mahvolur mu? Ha, elbette olmaz. Zahmetler memleketinden, bu dünya öyle. Zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup Adem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Maşallah. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir. Neden? Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Ya o nurani aleme gitmek istiyorsan o sıkıntıya, o zahmete ne yapacaksın? Katlanacaksın. Hani ilk zamanlar biz çocuğuz. Hep alışmışız yani annemiz, babamız, ailemizde. Sonra mahallede arkadaşlarımız var, 3-5 kişi, onlarla oyun oynuyoruz. Dediler ki artık okula gideceksin. Ya ben gitmem, arkadaşlarımdan ayrılmam falan. Şimdi götürdüler bizi kapalı bir yere. İlk defa bir sürü değişik değişik insanlar var yani. İnsan sıkılıyor, kaçacak delik arıyor. Nasıl kaçsam yani? Ağlıyor kimisi, bağırıyor, çağırıyor annelere, aman evladım falan filan böyle. Orada öğretmen onlara böyle espri yapıyor, hikaye anlatıyor, bir şey anlatıyor. Orayı sevdirmeye çalışıyor. İstemiyorum, ben gitmeyeceğim. Fakat sonra bir alışıyorsun. Okula gidiyorum. Niye? Arkadaşlar var orada, oyun oynayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Aynı tabir de hata olmasın. İşte insan eğer makam mevki sahibi olmak istiyorsa, diploma sahibi olmak istiyorsa, güzel bir meslek sahibi olmak istiyorsa, güzel bir maaş sahibi olmak istiyorsa, o okulun zahmetine arkadan imtihanlar, sınavlar, vizeler, finaller, quizler, onlar bak sıkıntı ve zahmet ama sonu çok güzel. İşte o neticeye ulaşınca bütün arkadaki o zahmetler, meşakkatler, sıkıntılar, oh diyorsun, elhamdülillah, onlar da rahmetmiş diyorsun. Aynı onun gibi nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza rahm-ı maderden dünyaya gelen çocuk mahut tünelde, o daracık tünellerde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor, kavuşuyor. Bir de şurada 17. sözden bir parça okuyalım. Diyor ki dördüncüsü, insanı mümine nuru iman ile gösterir ki. Demek gösteren ne? İmanın nuru. Allah imanımızın nurunu arttırsın inşallah. Vatını arttırsın. İnsanı mümine nuru iman ile gösterir ki mevt, idam değil,
yokluk değil, tebdil-i mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Allah Allah. Tabii biz orayı bilmediğimiz için zannediyoruz ki yani burası çok güzel. Hani hayal edelim. Annemizin karnındayız. Biraz böyle aklımız, şuurumuz olsa, hani orada yok ama mesela yani misal olsun diye. Diyelim ikiz kardeşimizle beraberiz orada. Daracık yerden çıkmak istiyorsun. Yani sıkılıyorsun, karanlık. O arada bir melek geldi bizim kardeşin kulağına, dedi ki yahu Hasan bak, bu daracık alemden çok geniş bir aleme çıkacaksınız. Bak orada kuşlar var, çiçekler var, böcekler var. Bak burada olmayan ne kadar güzel yiyecekler var, içecekler var. Seni çok sevecek annen, baban var. Hemen inandı Hasan. Mübarek Hasan yani, hemen inandı. Döndü Hüseyin'e, dedi ya Hüseyin be, bak böyle bir yer varmış. Dedi Hüseyin, biz bu alemde doğduk, burada büyüdük. Burada öleceğiz. Buradan başka alem malem yok. Yapma etme. Bak böyle bir yer varmış. Şöyle güzelmiş. Böyle güzelmiş. Kabul etmiyor. Ya öyle böyle. O arada vakit geldi. Hasan çıktı. Hasan bir geldi baktı ki hakikaten öyleymiş yani. Dedi ki ya iyi ki inanmışım ya, ne kadar güzel. İçeride de huzurluydum, çıkacağım buradan, yok olmayacağım. İçeride Hüseyin ağlıyor. Ay kardeşim öldü, yok oldu, mahvoldu, gitti. Bir daha göremeyeceğim. Eyvah! Yani burası bana zindan oldu. Burada hayat geçer mi? Bir emir geldi, o da çıktı. Bir bakıyor ki Hasan orada. Ya keşke içeride inansa. Ben ne ağladım içeride. Senin için ne üzüldüm. Yok oldun zannettim ben. Başka yer yok. Eyvah, bir daha ebediyen göremeyeceğim. Meğerse varmış. Keşke inansaydım yani. Şimdi aynı onun gibi anne karnından zannediyoruz en güzeli burası. Fakat buraya bir geldik, oho. Halbuki ahiret buna nispeten, bak ne diyor? Dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmünde. Yani bir insan subhanallah, yani saraya gidince zindanı özler mi yahu? Allah Allah. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindanı dünyadan, bostanı cinana çıkmak. Böyle bir yerde ders okuyorduk da burayı okuyunca böyle ihtiyar bir amca dedi, oğlum dedi, ölesim geldi be dedi ya. Ne güzel anlatıyorsun. Ya üstadımız ne kadar tatlı anlatmış değil mi yani? Herkes ölümü korkunç anlatırken, dehşetli anlatırken, İmanın nuruyla bakınca böyle oluyor işte. Hakikati bu, mahiyeti bu. Allah Allah. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindanı dünyadan, bostanı cinana çıkmak. Allah Allah. Dünya zindanından cennet bahçelerine çıkmak ve müziç, sıkıcı, ezici, dağdayı hayatı cismaniyeden, cismani hayatın ızdıraplarından, musibetlerinden, dertlerinden, üzüntülerinden, sıkıntılarından alemi rahata ve meydanı tayeranı ervaha, ruhların uçtuğu meydana, Allah Allah, geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp, dikkat, huzuru rahmana gitmek. Huzuru Rahman'a, Rahman'ın huzuruna gitmek. Dikkat, bin can ile arzu edilir. Bir seyahattir, bir saadettir. Allah Allah. Bin can ile arzu edilir. Bir seyahattir, belki bir saadettir. Cenab-ı Hak o saadete bizlere inşallah biraz da hizmet edelim. Milletin hani imanı yanıyor. Onları bu iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini ulaştıralım. İnşallah ondan sonra Rabbimiz o seyahate, o saadete bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Başta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberlere, sahabelere bizleri inşallah
kavuştursun. Evet, dersimizin vaktimiz çok az kalmış. En son bir Risanur'da buna benzer çok yerler var ama şurasıyla bitirelim. Çok tatlı böyle yerlerden bir tanesi 20. mektubun 1. makamının 11. kelimesi ve ileyhil masir. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam tamamladık. İtmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-yı Kerimlerine kavuşacaklar. Bir daha okuyalım, ne tatlı ifade değil mi? Ticaret ve memuriyet için mühim vazifeleriyle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-yı Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-u kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından, vesaitin vasıtaların karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı Rahimlerine, dikkat, makarr-ı saltanatı ebedisinde, ebedi saltanatının mekanında, baş şehrinde perdesiz kavuşacaklar. Hiç sebepler yok, vasıtalar yok yani. Perdesiz, 70 bin perde kalkmış. Perdesiz kavuşacaklar. Dikkat, doğrudan doğruya herkes, kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Herkes kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Onun için bir abi demişti, çok hoşuma gitmişti. Kardeşler dedi, ehli cennet, cennet nimetleriyle böyle lezzetlenirken Allah, Allah, Allah diyecekler. Cehennem ehli cehennemde yanar. Allah, Allah. Onlar da orada Allah diyecekler. Yani ahirette herkes Allah diyecek. Çünkü herkes mabudunu, halikini, malikini, seyyidini bilecek ve bulacak ya. Ama dedi, asıl mesele burada demek. Çünkü burada öyle perdeler, öyle vasıtalar, öyle musibetler, öyle imtihanlar, öyle şeyler var ki işte asıl burada Allah derse insan inşallah cennette o lezzetlerle devamı gelecek. O cehennemde bağırıp feryat edenler burada dememenin cezasını çekiyorlar orada. Elemle. Onun için asıl mesele dünyada Allah, Allah, Allah. Yani her perdenin arkasında Allah'ı görmek. Onun esmasını, sıfatını, şuunatını görmek. Çünkü orada herkes görecek. Artık imtihan bitti. Bir de okuyalım. Doğrudan doğruya herkes kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime ve ileyhil masir bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki, ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun. Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın 1000 sene mes'udane hayatı 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Allah Allah. Dünyanın 1000 sene hiç elemsiz, kedersiz, dertsiz, tasasız, her şeyi safi lezzetle, saadetle dolu 1000 senesi dünyanın cennetin 1 saatine denk gelmiyor. Allah Allah. Cennet öyle bir yermiş. Dünyanın 1000 sene mes'udane hayatı cennet hayatının 1 saatine mukabil denk gelmiyor. Ve cennet hayatının dahi 1000 senesi
bir saat rü'yeti cemaline mukabil gelmeye. Allah-u Ekber. Cennetin de bin senesi Cenab-ı Hakk'ın cemalinin bir saat görülmesine mukabil gelmiyor. Allah, böyle bir aleme gidiyoruz yani. Böyle bir aleme ağlayarak değil, gülerek gidilir değil mi ya? Sevin. Ama işte vazifelerimizi yaparak inşallah burada Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarından kaçınırsak öyle bir netice var. Allah Allah. Bir daha okuyalım. Dünyanın bin sene mesudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü'yeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda, hakiki olmayan sevgililerde, sevdiklerimizde ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki, dünyadaki bütün mevcutlardaki hüsün ve cemal, maddi manevi ne kadar güzellikler varsa onun, Allah'ın cilve-i cemalinin ve hüsnü esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letaifiyle, bütün latifeleriyle, incelikleriyle, güzellikleriyle, lezzetleriyle, saadetleriyle, süslemeleriyle, bütün cennet, bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar, muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lem'ayı muhabbeti olan bir mabudu lemyezelin, bir mahbubu layezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem bitiyor, şu kelime şöyle müjde veriyor. Diyor ki, ey insan, fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alemi nura giriyorsunuz. Sahip ve maliki hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan ezeliğinin payi tahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka, ayrılığa değil, visale, kavuşmaya müteveccihsiniz. Cenab-ı Hak cümlemizi cehennemden azat etsin. Cehennem azabından, azap ateşinden bizleri muhafaza eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. İnşallah bütün sevdiklerimizle beraber cennette, Peygamber Efendimizle beraber sohbette, Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretmekte beraber eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.